Malzeme aslında çok önemli, kilit. Gelişmiş bütün ülkelerde özellikle malzemede çok ileri olduğunu ve Koreli olduğunu görürüz. Ben aslında malzeme bilimi ve mühendisliğini yaparken elektrik, elektronik mühendisliği altyapımı ve fizik yönümü kullanıyorum. Bu nedenle de Bilkent'te hem elektrik, elektronik mühendisliği bölümünde hem de fizik bölümünde çalışıyorum. Ama aynı zamanda malzemeyi, özellikle nanokristaller. Bu nanokristaller aslında bizim nano boyutta dediğimiz gerçekten birkaç nanometreden çok onlarca nanometreye kadar yapabildiğiniz... Nanometreyi büyük bir şeyler diyorum. Nano'nun tam karşılığı nedir? Nano aslında bir örnektir ve eski Yunanca'dan geliyor. Çok yaygın bilindiği üzere cüce anlamında ama buradaki bilimsel kullanımı 10^-9 demek. Yani milyarda bir. Bu metrik metre ile beraber nanometre dediğimiz zaman bir metrenin 1 milyarda biri. Evet. Şimdi burada kritik olan bu boyutlara indiğiniz zaman mesela nanokristaller benim ana çalışma konularımdan bir tanesi. Boyutunu değiştirerek aynı malzeme içerisinde hiçbir kompozisyon değişikliği yapmayarak örneğin ışıdığı dalga boyunu kontrol edebilirsiniz ve kontrolünüz 1-2 nanometre mertebesinde spektral tayfta yani çok keskin bir şekilde kontrolü sağlamak mümkün. Bunun özelliği bu malzemeler çok saf ışırlar. Yani renk özellikleri çok saftır. Kesikli ışıcılardır. Bu nedenle onlarla çok ileri renk bilimi yapmak mümkün. Benim uluslararası... Bu nerede? Boya teknolojisini kullanıyor. Nerede kullanıyor? Boyayı farklı şekilde yapılandırabilirsiniz. Ama örneğin belki sizin günlük hayatta da kullandığınız televizyonlarda yani ekran teknolojilerinde bu tür dar ışıyıcıları stratejik olarak bir araya getirdiğiniz zaman normalde elde edemeyeceğiniz kadar geniş renk gamı elde edebilirsiniz. Bu aydınlatmada. Benim esas konum bu nanokristallerin hem tasarımları, dolayısıyla kuantum mekanik olarak bunları biz tasarlıyoruz, sentezliyoruz. Kuantum mekaniğinin bir parçası mı? Bunun uygulaması olmuş oluyor ve biz yaptığımız bu tasarımları sentezliyoruz. Sentezlediklerimizi aygıtlara koyuyoruz. Bunlar farklı aygıtlar olabiliyor. Örneğin LED dediğimiz ışık yayan diyotlar olabiliyor ya da detektör gibi algılayıcılar olabiliyor. Bunları başka yapılarla da birleştirebiliyoruz ve en sonunda farklı uygulamalarını da çalışıyoruz. Bu uygulamalar arasında aydınlatma teknolojileri çok önemli, ekran teknolojileri çok önemli. Doğrusu Türkiye'de bu noktada olumlu yerlere geldi. Bizim grubumuz tabii ki benim uzun yıllardır Bilkent'te oluşturduğum araştırma grubum, şimdiye kadar mezun ettiğim birçok öğrencim ve halen yakın çalıştığım hem öğrencilerim hem araştırmacıların hepsi bir takım çalışması olarak. Ama Türkiye'de de özel sektörde de farklı şirketlerle çalışıyoruz. Ve TÜBİTAK'ın şimdi yeni oluşturduğu 1004 programıyla bunları ticari süreçlerini gerçekleştirebileceğiz. Bu nanokristallerin biraz önce bahsettiğim top gibi yani 3 boyutlu sınırlandırıyorsunuz 3 boyuttan. O zaman bu bizim quasi yani yarım sıfır boyutlu diyebilirsiniz. Yaptığımız gibi özellikle son dönem bunları atomik seviyede düz yapabiliyoruz. Bunlara da kuantum kuyusu. Kuantum kuyusu çok eskiden bilinir ama koloidal olarak bunu parçacık olarak yaptığınız zaman ve özellikle bunu dikey yönde çok sınırladığınız zaman ekstra özellikli durumlar yakalıyorsunuz. Peki mesela bu dikey yönde sınırlamaktan bahsettiğinizde o dikeyin boyutu nedir? Kaç? Burada bahsettiğimiz kristal tabakalarının 2 kat 2, 3, 4, 5, 6 gibi çok kontrollü bir şekilde yapabiliyoruz ve bu konuştuğumuz rakamlar dolayısıyla birkaç nanometre mertebesinde düşünebilirsiniz. Siz böyle yapınca çünkü insanlar sanıyorlar ki yani 1 santim, 5 santim var ekran değil. Ve onları lateral olarak yani düzlem içerisinde de onlarca nanometre yapıyoruz. Peki bunun kullanım alanları, sanayide kullanım alanları ile ilgili gelişmeleri siz mi yapıyorsunuz? Siz bunları bulup sonra oradan sanayi aktörüsü orada mı gelişiyor bunlar? Bizim grubumuz hem temel bilimden başlıyor. Biz o yüzden temel bilimin fizik ve kimyanın önemli dergilerinde de grup olarak yayın yapıyoruz ama bunları biz mühendisliğe de çıkarıyoruz. Dolayısıyla malzemeden aygıta, aygıttan sisteme kadar çalışıp inovasyon yönümüzde, dolayısıyla burada, ticaretleşme de yapıyoruz. Anladığım kadarıyla bu gelişmeleri sağlayabilmek için birkaç temel bilimin bir arada hareket etmesi gerekiyor. İşte fizik, kimya,
elektrik mühendisliği, elektronik, evet. Hepsi elektrik, elektronik, evet. Hepsi beraber olunca bir ekip oluyor değil mi? Mesela evet. Siz tek başına değil, evet. Öbürü tek başına değil. Bunların evet. Hepsinin bir araya gelip evet. Beraber çalışması. Çok geniş bilgi birikimi ve farklı bilim dallarının kesişimleri ama ötesinde bizim interdisiplinlerin ötesi olan transdisiplinler. Yani farklı dalların yöntemlerini birbirine uygulamanız gerekiyor. Artısı çok ciddi inovasyon için fırsat veriyor. Dolayısıyla biz araştırma grubumuzdan başarılı ticaretleşmeler de yaptık. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bilkent Üniversitesi'nde ve ulusal bir merkez olan UNAM bu çalışmalar için çok uygun. Çünkü hem temel bilim çalışabiliyorsunuz hem uygulamalı bilim çalışıyorsunuz. Ve de inovasyonunu yani araştırmadan para getirecek yenilikçiyi yaklaşımları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu artık Türkiye'de mümkün. Türkiye uzun yıllar özellikle bu temel bilimlerin alanlarında çalışmalar yapıldı ama bu çalışmalar hiçbir şekilde ürüne veya ürüne dönüştürebilecek ellere ulaşmadı ve temel bilimlere uğraşanlara genellikle para getirmedi. Fakat benim bu programı yapmaya başladığım son 10 yılda işlediğim tez şu. Temel bilimler çok büyük para getirebilir. Çok hatta haklısınız. Geçen gün de örnek olarak Uğur Şahin'le işini verdim. Evet. Bir anda dünyadaki en zengin iki Türk oldular. Birkaç sene içerisinde sadece beyin gücüyle. Bilim artık para ediyor mu Türkiye'de? Bence doğru yoldayız. Oluyor. Türkiye'de aslında çok önemli başarı hikayeleri var. Ve ben artarak devam edeceğini görüyorum. Arkadan çok iyi bir nesil geliyor. Bilim için yapmamız gereken belli bir ortam var. Tabii çok da çalışmak gerekiyor. Tabii ki. Ama çalışmanın ötesinde aynı zamanda inanmak gerekiyor. Yani bilim insanı olarak bizler, bizlerle beraber çalışan öğrencilerimiz, araştırmacılar ama yöneticiler ve her seviye için bunu söylüyorum. Bilimi önemsemekten başka şansımız yok. Bilime öncelik vermekten başka şansımız yok. Bunu yaptığımız zaman da ve şu an o çıktıları görmeye başladık. Bu artarak bize geri dönecek. Fakat bilim sabır gerektiriyor. Programların uzun soluklu planlanması gerekiyor ve bırakmamak gerekiyor.